Kapalı veriyor hala. Partiden önce yemeğe buraya geleceğimizi biliyordu ama değil mi kesin? Bence yemeği pas geçti. Direkt partiye gidecek. Kesin kesin. Öyledir. Ya zaten kötü bir şey olsaydı çoktan duymuştuk. Yani evet. Hadi kızlar. Hadi toparlan. Bak Burak yüzünden ben bütün gün yemek de yemedim. Çok acıktım. Siz acıkmadınız mı? Ben inanılmaz açım. Ya hepimizin ayarı bozuldu. Ne oluyor? Ay tatlılar da çok güzel gözüküyor. Hepsinden söyleyeceğim. Sakın bana çok yedin, fazla yedin, nasıl kilo almıyorsun gibi sorular sormayın. Tamam yok, söz. Yok, bu gece diyet falan yok. Her şey serbest. Bir de şu kapıdan şimdi Burak gelse her şey tam olacak gerçekten ya. Hanımefendilerden başlayalım. Eğleniyor musunuz? Çok. Harika bir parti oldu. Hayatım Necatlar burada ya. Ben bir selam vereyim. İlgilenemedim. Tamam canım. Of, bu ne ya? Hiçbir şey yetişmiyor resmen. Çok mu kalabalık? İstanbul Sosyetesi'nin tamamı burada bebeğim. Yalnız seninki de bir nevi prensmiş ya. Diyorum kızım. Yukarısını görsem vallahi saray yavrusu gibi. Sadece bu kattaki tuvalet benim odam kadar, artık Selim'in odasını düşün yani. Selim yok mu? Ha yok, görmedim. Bence yok. Yani burada olsa görürdüm kesin. İnsanların içinde parlardı benim eniştem. İşte demiyorum. Hanımlar. Çeneniz değil, elleriniz çalışacak. Pınar, sen de borçları toplamaya çık. Hadi kızım. Tamam. Aklını kullanmayıp da Selim'i kaçırırsan böyle ömrün boyunca boş tabak temizlersin işte. Selim için aklım yerine soğuyorum, konuşuyor ama onu ne yapacağız? Sana bu doğum günü konusunda iyi ki bu kadar çok ısrarcı oldun. Baksana kaç zamandır görmediğimiz dostlarımızı gördük. Ben esas sana çok teşekkür ederim Nil. Masada o gün sen desteklemesen belki böyle bir partimiz olmayacaktı. Parti konusunda mütevazı olamayacağım şekerim. Organizasyon benim işim. Aa, gerçekten mi? Ne diyeyim ben ya hayatım? Baksana babamın keyfi ne kadar yerinde. Çok mutlu oluyorum onu böyle görünce. Şu İdil'e bak İdil'e. Kadından çok erkek arkadaşı var. Yani böyle erkek ortamlarında tek başına şov yapmasa rahat edemiyor bu kadın. Vardır ya öyle kadınlar. Erkek ilgisinden beslenen. Bak şu hale bak. Aa, gerçekten mi? Babam İdil'i kardeşi gibi korur kollar Asena. Yani rahmetli abisi babamın en yakın arkadaşı biliyorsun. Bizim İdil ya. Ya ben inşallah babanı kıskandım zannetmedin Edil'den. Olur mu canım öyle şey? Benimki sadece ilgi Canikom. Yani kocamla ilgileniyorum. Sana da tavsiye ederim. Onlara bak. Tam bir parti boyu çıktı. Çok eğleniyor. Biz onu akademisyen sanarken tam partilerin adamı. Ama tabii siz çok genç evlendiniz. Uzun yıllardır evlisiniz ya. O gece hayatına daha doyamadı. Senin yerinde olsam çok dikkat ederim.
Asena'cığım, ben Onur'a kendimden daha çok güvenirim. Biliyorsun. Ah, herhalde canım. Ama ben benimkinin yanına gideceğim. Sana da tavsiye ediyorum. Biz ben şimdi seni yalnız mı bırakacağım? Yok, ben Yelda'lara mı bakacağım? Onur'a git. Hadi görüşürüz. İyi eğlenceler. Aa, kim gelmiş? Doğum günü kızı. Hazır mısınız? Happy birthday baby. Thank you. Evet, müjdemi isterim. Misafir tuvaleti taşmış. İyi de buranın bir çalışanı falan yok mu? Var var, olmaz mı? Haber verdim, geliyorlar şimdi ama bana dediğin aynısını diyecek kesin. Evet. Kim temizleyecek tuvaleti? Ama biz catering'den sorumluyuz. Siz bu sorunu bildiğiniz gibi halletseniz daha iyi olacak. 10 tane elim mi var benim? Ayrıca ben nasıl temizleyeyim tuvaleti? Ama yani... Pahalı aması falan yok. Yani biz bugün dışarıdan hizmet aldığımız için Asena Hanım çalışanlarına izin verdi. Ama sen izinli değilsin ablacığım. Bak, kanlı canlı buradasın. Neyse, kim temizleyecekse gelsin. Malzemeleri hazırlıyorum, kapıda bekliyorum. Ben temizlerim. Ne olacak canım? Otelde yapmadığım iş değil nasılsa. Hemen niye atlıyorsun Serra? Aa! Hadi kızım, bir bakalım. İşte burası. Hadi kolay gelsin. Ha bu arada sakın paspaslara falan çamaşır suyu değdireyim deme. Serra, pasta ne zaman gelecek? Ben bir anneme sorayım. Ben annemin yanına gidiyorum. Anne! 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 Baksana ne yapmış arkadaşların. Söyleriz bir Nezahat Bey temizler. Yazık değil mi anneme? Arkadaşların yapmış, onlar temizlesinler. Thank you.
Yok, yok. Hala kapalı. Şu uğursuz Serra yüzünden çektiğimiz eziyeti görüyorsunuz değil mi? Ay Serra, Serra. Yeter ama. Hadi kalkın partiye gidelim. Bir havamız değişsin ya, kendimize gelelim. Gerçekten mi? Yani gerçekten partiye mi gideceğiz şu an? Evet, gideceğiz. Gitmezsek Kaan'a çok ayıp olur. Yani sizi bilmem ama son olanlardan sonra benim pek parti enerjim yok. Selim. Ya bana fark etmez, ben uyarım sizi. Tamam, o zaman gidiyoruz. Hadi, Burak oradadır ya, siz bana güvenin. Aa, ben tanıyorum onu. İyi, ben de hesabı isteyeyim, gidelim hemen. Evet. Hesabı alabilir miyim? Oradadır değil mi zaten Burak da yani? Gidince göreceğiz. Ha? Orada. Serra. Merhaba hocam. Merhaba. Sen ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum. Çalışıyor musun? Evet. Organizasyon şirketinde mi çalışıyorsun? Hı hı. Bizim otel veriyor sizin cateringinizi. Hallettim ben. Tertemiz oldu, kullanabilirsiniz. Eline sağlık. Çok takdir ettim seni. Yani ben de Amerika'da burslu okurken bir kulüpte çalışıyordum. Arkadaşlarım eğlenmeye gelirdi. Ben onların borçlarını toplardım. Tuvaletleri temizlerdim. Bulaşıkçılık falan yapardım. Ben işimin başına döneyim izninizle. Tabii, kolay gelsin. Teşekkürler. Her sene aynı şey oluyor. Ben de fazla takip edemiyorum. Dediniz. Geldik işte, bakın Burak yok. Ben size demedim içimde kötü bir his var, bu çocuğa bir şey oldu diye. Eda yeter, sakin ol biraz ya. Ay sanki siz çok sakinsiniz. Panik olmasınız, biz bu saatte çıkar mıydık acaba bu partiden biricik he? Tamam, haklısın, biz de korkuyoruz ama yani senin gibi yaygara yapmıyoruz, yeter sus. Arkadaşlar acaba polise, hastanelere falan mı haber versek? Boş oturmaktan iyidir en azından. Selim babasına mı haber versek acaba, ne diyorsun? Yani aslında benim aklımdan geçmedi değil de şimdi Burak'la babasının arasını bozarız diye korkuyorum. Biliyorsunuz babası uysuz biri. Evet evet, hiç gerek yok, aynen. Bence bu gece de bekleyelim. Belki birinin evinde falan sızıp kalmıştır. Ya gidip evine falan baksak o zaman, ne olur hadi gidelim ya. E tamam, sakin olun, merak etmeyin. Ben giderken evine bakacağım. Bir şey öğrenirsem söylerim size. Tamam, ara. Hadi görüşürüz. Buyurun. Bak ya. Son tepsiydi. Bitti sonunda. Gitti mi herkes? Çekirgeler başka bir partiye doğru uçtular. Kadın kaldı sadece. Arkadaşlar, kalan yiyecekleri paketledik. İsteyen istediği kadar alıp evine götürebilir. Nice. Teşekkürler. Ah şefim, servis geldi değil mi? Servis geldi yani. Sizi bekliyor. Ver, tamam. Siz önden gidin, biz arkadan malzemelerle döneceğiz. Tamam, biz ne yapalım, çıkalım mı? Çıkın. Kaç saattir kiminle konuşuyor? İş konuşuyordur canım. Bu saatte ne işin Nilcim, sen de amma safsın ha.
Niye? İş gereği ben de bu saatlere kadar konuşuyorum. O da benim gibi yoğun bir insan. Sen başkasın hayatım. Kadınlar anlar böyle şeyleri, güven bana. İzil, bir şey mi oldu? Malatya Milletvekili Tahir Egemen'in oğlu trafik kazası geçirmiş. Aa! Burak mı? Ya tanıyor musunuz? Öğrencimiz. Ay Selim yanında mıydı acaba? Arayın ben. Ara ara ya, Selim'i ara. Durun telaşlanmayın. Çocuk yalnızmış kaza yaptığında. Kimliğine de biz sonradan ulaştık. Ay Onurcuğum sen yine de bir arasana. Ben çok daraldım. Çocuk iyi miymiş peki? İyiymiş. Ameliyatı iyi geçmiş. Hayati bir risk taşımadığını söylediler. En güzel gecenin mahvetmesi olmazdı. Merhaba. Ne işin var bizim evde? Çalışmaya geldim. Çalışmaya mı geldin? Hı hı. Partinin cateringini bizim otel veriyor da ben de görevliydim. Niye bana söylemedin? Ben de gelince öğrendim sizin eviniz olduğunu. Ben bilseydim gitmezdim bir yere, kalıp sana yardım ederdim. Yok. Edemezdim. Neden? Yani çok mu zordu sana? Yardım edemeyeceğim kadar zor muydu? Yani hayatın boyunca yapmadığın işler diyelim. Kıyafet çok güzel olmuş, çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bütün gün okulda arıyorum seni. Sonra geliyorum, akşam evimdesin. Ne tuhaf kızsın Serra. Serra. Selim. Onur abi, hayırdır artık kapılarda mı karşılıyorsun beni? Neredesin oğlum sen? Telefonuna da bakmıyorsun. Duymamışım da ne bu halin, ne oldu? Çocuklar panik olmayın ama. Burak. Burak trafik kazası geçirmiş. Ne? Ne? Evet. Bu durumu iyi, merak etmeyin. Yani bir operasyonu almışlar. Ama şu anda her şey kontrol altında. Hocam peki operasyon iyi geçmiş ama gerçekten değil mi? İyi geçmiş Serraç, merak etme. Her şey şu anda kontrol altında. Abi kaza ne zaman olmuş, nerede olmuş? Hiç bilmiyorum Selim, hiçbir detay bilmiyorum. Yani herhalde okul dönüşü yaptı.
Ya tamam da Burak çok iyi araba kullanır abi. Benim aklım almıyor söylediğin şeyleri. Defalarca kez aradık, açmadı. Sonra bize dedi ki kafası bozuk. Stres atıyordur herhalde. Al işte, Allah kahretsin. Sakin ol bak. Onur Hoca da iyi olduğunu söylüyor. Eğer Burak'ın başına bir şey gelirse... Saçmalama Selim, Serra ile ne alakası var oğlum? Serra, bebeğim servis kalkıyor. Gel hadi. Git. Git Serra. Hiçbir şey söylemeden git. Üzüldüm gerçekten. Umarım en kısa zamanda iyileşir. Sağ ol. Serra. Dua et Burak şu olmasın. Burak'la aranızda ne geçtiğini... ...neden ona tokat atıp deliye çevirdiğini anlatacaksın. Anladın mı? Ben gelsin. Tüdel'in çalıştığı hastane. Tamam, ben gidiyorum. Tamam, biz de geliyoruz şimdi. Dikkatli git. Merak etme.